Herkese merhaba, beyler ve hanımlar, güzel bir içerikle karşınızdayım. Bundan sonra haftalık düzenli bir şekilde gelecek haftanın çıkacak oyunlarının tanıtımını yapacağım sizler için. Bu şekilde önümüzdeki haftanın her zaman bir adım önünde olup planlamayı yapmanızda sizlere yardımcı olmak istiyorum. Hazır şöyle boşluktayken basın like'ları, videonun sonunda da yorumlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyor olacağım. Ve tüm destekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Evet, Kasım ayının ilk haftası 1 ve 7 arasında çıkacak tüm oyunların sizlere tanıtımını gerçekleştireceğim. İlk oyunumuzla başlıyoruz. Arkamızda dönen trailerıyla beraber Albatros'la başlıyoruz. Albatros güzel bir macera RPG oyunu. Sizler için araştırdım. Çok zengin bir hikayesi var. Baş karakterimiz Isla ile efsanevi Albatros Dağı'na kaybolan kardeşimizi bulmak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu yolculuk bize 4 mevsimi yaşattığı gibi birçok diyaloğun içerisine yeni kasabalarda yeni kişilerle diyaloglar içerisine de gireceğiz. Ayrıca burada becerimizi geliştirebileceğimiz bir talent ağacımız olacak ve 4 mevsim koşullarında yolumuzu bulurken bu zorlukların üstesinden gelebilecek doğru hamleleri yapmamızı bizden isteyecek. Sadece bu yolculuk sefer çok zengin bir hikaye içerdiği gibi arka planda gördüğünüz gibi araç kullanımı da olacak, aracımızı modifiye etme durumu da olacak şu an arka planda gördüğünüz gibi. Ama en önemli hususu söylüyorum, bu zengin hikaye içeriğini oynayabileceğiniz güzel bir haber, oyun Türkçe olarak gelecek. Yani hikayeden hiç uzaklaşmadan hem hikayeyi hem de oyunun keyfine varabileceksiniz. Şimdi sıradaki oyuna geçebiliriz. Evet, ikinci oyunumuz gene Steam'de 1 Kasım'da çıkacak olan Elin. Bu oyun için söyleyebileceğim bir roguelike RPG oyunu, ama şöyle kötü haberim var. Oyun Türkçe değil, çünkü oyunun gerçekten güzel bir hikayesi ve sevenlerini mutlu edebilecek özelliklere sahip oyun türünün. Bu oyunumuzda Elona serisiyle bilinen bir ekibin eseri olarak dikkat çekiyor bu oyunumuz. Oyunda Yılva adında mistik bir dünyada geçiyor. Bu dünyayı da kendi oynayış tarzımızla şekillendirebiliyoruz. İçerisinde oyunun ekstra olarak güzel, zengin bir mitolojik hikayesi de var. Ve her defasında farklı şekillendirilebilen dungeonları da mevcut. Oyun severlerin, bu oyun türünü severlerin dikkatini çekiyor, ama oyunumuz İngilizcedir. Bunu da şimdiden hatırlatalım. Evet, üçüncü oyunumuz Farmedia. 1 Kasım'da bu da Steam'de çıkış yapacak. Kendisini araştırdım birazcık. Güzel bir Pokemon oyunu diyebiliriz. Çünkü oyunun kendi dünyasında, barışçıl bir dünyanın içerisinde yetiştirdiğin, kendine has böyle yakaladığın, artık Pokemon diyeceğim ben ama size kalmış, onları bulup yetiştirebiliyorsunuz. Ama o güzel barışçıl dönemin kralı ölüyor, zalim bir kral geliyor ve artık halk da yetiştirdiği bu kendine has özellikle yaratıklarla beraber o zalim krala saldırmaya başlıyor. Oyunun ana hikayesi bu. Tabii ki aynı Pokemon'daki olduğu gibi burada da kendine has yaratılan özel işte yaratıkların gelişimi, mutasyona uğraması mevcut. Yeni yetenekler kazandırması mevcut. Güzel bir hikayesi varmış, ama oyunumuz Türkçe değil, İngilizce olarak oynayabilirsiniz. 1 Kasım'da çıkış yapıyor. Değerlendirmeye alabilirsiniz bu tarzdaki oyunları seviyorsanız. Şimdi sıradaki oyunumuza geçebiliriz. Evet, bir diğer oyunumuz sevenleri için güzel, tatlı, chill bir oyun. Coffee Please. Coffee Please'de ufak bir kafeteryada başlıyoruz. Güzel bir kedimiz var. Hem müşterilerimizin memnuniyetini sağlayarak kafemizi geliştiriyoruz. Para kazanıp sürekli ilerletiyoruz. Güzel bir tatlı, chill bir oyun. Ne bileyim işte, arada sevenleri için güzel bir takılacak oyun, vakit geçirilecek oyun olarak düşünebiliriz. Bu tarz oyunları mesela benim kardeşlerim çok seviyor. Onlar için rahatlıkla vakit geçirebilecekleri güzel bir oyun. Bunu da böyle tanıtmış olduk. 2 Kasım'da Steam'de çıkış yapıyor Coffee Please. Evet, bir diğer oyunumuz Mönş. Mönş oyunumuzda böyle karanlık bir fantezi dünyasında geçiyor. Aksiyon roguelite tadında bir oyun. Bu oyunumuzda
rakiplerimizi öldürdükçe güçlenen bir canavarı yönetiyoruz. Bu süreçte karakterimiz 12 tane farklı forma dönüşebiliyor ve her formun kendine özgü yetenekleri oluyor. Buradaki amacımız Ordo tanrısının takipçilerini öldürüp Metallica tanrılarının, yani Metallica dedim pardon, metal sevenlerin hakimiyetini sağlamak. Arkada böyle zaten bir metal müziği eşliğinde oynuyoruz. Metallica ve Rammstein'dan esinlenen bu oyunu deneyebilirsiniz. Evet, bir diğer oyunumuz If Sunsets. Bu oyun açık dünyada hayatta kalma oyunu. Hem tek başınıza hem de arkadaşlarınızla beraber çevrimiçi oynayabileceğiniz bu oyunda benzerleriyle aynı özelliklere sahip. Sabahları arkadaşlarınızla beraber işte gerekli materyalleri toplayıp evinizi geliştireceksiniz. Hayatta kalmaya çalışacaksınız. Akşamları da gece olduğu zaman da adadaki yaratıklara karşı mücadele verip hayatta kalmaya çalışacaksınız ve buradan kaçmanın yolunu bulmaya çalışacaksınız. Sevenleri için güzel bir deneyim olabilir. If Sunset'te 5 Kasım'da sizlerle Steam'de buluşacak. Evet, bir diğer oyunumuz çocukluğumuzda bayağı bir vakit geçirdiğim Metal Slug'ın taktik versiyonunu çıkartıyorlar. 5 Kasım'da Steam'e geliyor. Sıra tabanlı oynuyoruz ve birçok karakteri yönetip hep beraber düşmanların üstesinden gelmeye çalışacağız. Çok fazla silah kombinasyonu ve skill yetenek kombinasyonları var. Karakterlerimizin geliştirebileceğimiz ağaçları var. Bu şekilde oyunda sıra tabanlı oynayıp karşı tarafı ekarte edebileceğimiz Metal Slug'ın güzel bir taktik oyunu geliyor. Değerlendirmesi sizlere kalmış efendim. Gün geçmiyor ki bir simülatör oyunu yapılmamış olsun. Ama ne var, yapılmayan ne varsa sırasıyla yapılmaya devam ediliyor. Evet, bu oyunda da Aquatic Simulator Shop'ta da efendim karşımızda bir balık dükkanı açıyoruz. İşte akvaryumlar, balıklar, çeşit çeşit bunların satışını gerçekleştirerek dükkanımızı büyütüyoruz, ilerletiyoruz, yerleri siliyoruz, paspas atıyoruz. Asla normal hayatta yapmayız ama oyunlarda yapmayı çok seviyoruz. Burada da aynı şekilde müşterinin talepleri doğrultusunda zengin bir dükkan içeriği üretip para kazanmaya çalışıyoruz. Müşteri memnuniyetini sağlamaya çalışıyoruz. Değerlendirmek sevenlere elbette vardır. Bu da sizlerin tercihine kalmış. 5 Kasım'da bizlerle olacak Aquatic Store. Evet, bakın bir tane daha örneklerinden bir tanesi. Bu da 5 Kasım'da bizlerle olacak. Tiny House Sim. Yani bu sefer ne yapıyoruz? Dediler ki her şeyi yapıyoruz, bir de bunu yapalım. Tiny House Simülatör'de de müşterilerimizin talepleri doğrultusunda onların yaşayabileceği ufak Tiny House'lar inşa ediyoruz. Bunların satışını gerçekleştiriyoruz ve inşasını da yapıyoruz. Simülatör yönünden çok zengin bir dünyada devam ediyoruz oyunlarımıza. Her türlü simülatör oyununun çıkacağına inanıyorum. Asla ve asla, ya şu konuda da yapılmamış denilecek bir gün gelecek, öyle bir simülatör oyunu kalmayacak diye düşünüyorum. Değerlendirmek isteyenler için 5 Kasım'da Steam'de olacak. Evet, sıradaki oyunumuz Bunker Invaders. Bunker Invaders oyunumuzda da arkadaşlarımızla beraber oynayabileceğimiz bir co-op korku oyunu. Bizden gerekli görevler istenilecek. Bu görevleri yerine getireceğiz. Yaratıklardan kaçacağız, onları etkisiz hale getireceğiz ve ölmeden hayatta kalmayı başarıp bulunduğumuz bölgeyi sağlıklı bir şekilde terk etmenin yollarını arayacağız. Bu şekilde de arkadaşlarınızla beraber genelde bu tarz oyunlarda keyifli anları bol bol yaşarsınız. Güleceğiniz, sinirleneceğiniz, güzel tepkilerin ortaya çıktığı, arkadaşlarınızla beraber oynayabileceğiniz bu oyunu da bir denemeniz, bu oyunu da bir deneme listenize alabilirsiniz. Bunker Invaders. Evet, bir diğer oyunumuz Trash Goblin'e geldik. 6 Kasım'da çıkış yapacak olan bu oyunumuz, gene tatlı chill bir oyunumuz var karşımızda. Burada yaptığımız şey şu: İşte değersiz çöplükte bulduğumuz, diğer sağda solda bulduğumuz böyle eşyaları alıp işte temizleyip düzenleyip tekrardan
restore edip satışını gerçekleştiriyoruz. Ya da müşteri talepleri doğrultusunda farklı eşyaları bir araya getirip yeni objeler üretiyoruz. Bununla alakalı şöyle güzel, arkanıza yaslanıp vakit geçirebileceğiniz güzel bir oyun olduğunu düşünüyorum. Bunun benzerleri de vardı. Oynadığımda keyif aldığım sürümleri de oldu. Üstüne kattıkları bir şey var mı yok mu oynadıkça göreceğiz tabii ki. Ama değerlendirmeye alabilirsiniz. Güzel vakit geçirebileceğinizi düşünüyorum. Keyifli oyunlar diliyorum. Sıradaki oyunumuza geçiyorum. 6 Kasım'da Ninja Kaplumbağalar da geliyor. Roguelike tadında sevdiğimiz karakterlerle beraber düşmanlarımızı ekarte edeceğimiz bu oyunu değerlendirmenizi alabilirsiniz. Özellikle takip edip sevdiğiniz bir çizgi filmse o karakterle beraber roguelike tadında bu oyunun keyfini sürebilirsiniz. Bir diğer oyunumuz 6 Kasım'da Planet Coaster 2 çıkıyor. Çocukluğumda bunun birincisini o kadar çok oynadığımı hatırlıyorum ki o zamanlar CD'si, tabii ki CD'li böyle gidip dükkanlardan satın alıp oynadığımız dönemdi. CD'sini bulup eve gelmiştim. Öğrenebilmek için de çok fazla vakit harcamıştım. Çünkü o zaman zaten neredeyse sıfır İngilizceye sahip bir şekilde çocuk yaşta böyle bir oyun oynuyordum. Çözmek için bayağı bir vakit harcamıştım. Girip de böyle araştırma yapabileceğiniz, Google'a böyle şimdi gidip de ya da YouTube'a gidip de incelemesine bakabileceğiniz, öğrenebileceğiniz videoların çekildiği dönem de değildi. O dönemleri şöyle yad ettim bu oyunu görünce. Evet, ikincisi geliyor. Tabii ki birçok yeni ekipmanlarıyla, oyunlarıyla, türleriyle, alanlarıyla, müşteri standartlarıyla, birçok yeniliğiyle beraber aramıza katılıyor. Sevenleri ya da yad etmek isteyenleri bekliyor. Herkese de eğer keyifli oyunlar diliyorum değerlendirecek olanlara. 7 Kasım'da bizi ilginç bir oyun bekliyor. Empire of the Ants. Evet, burada kaderine terk edilmiş bir karıncayız ve kolonimizle beraber kendi imparatorluğumuzu kurma, ittifaklar kurma, diğer yuvaları ele geçirme, ordumuzu güçlendirme, çeşitli yani karıncalardan kendi imparatorluğunuzu kurup ordunuzu büyütüp her yeri ele geçirebilir, ittifaklıklar kurabilir, düşmanlarınızla beraber mücadele edebilir, yolculuk sırasında karşılaşacağınız tehlikelere karşı kendi askerlerinizi ve topluluğunuzu, koloninizi korumak zorunda kalacaksınız. Bu ilginç oyun 7 Kasım'da Steam'de bizlerle olacak. Merak ettiğim için ben de wishlistime ekledim. Değerlendirmeye alacağım, oyuna takibe alacağımı düşünüyorum. Sizler de ilgileniyorsanız direkt 7 Kasım'da bu oyunda sizlerle olacak. Karınca imparatorluğunuzu kendiniz inşa edebileceksiniz. Evet, ülkemizde oynayanı veya fanı yok diyemem. Kendisine has özel bir kitlesi var. Üniversitelerde takımlarımız mevcut, ligi var. Ve onlara yönelik de 7 Kasım'da Steam'de Amerikan futbol oyunumuz çıkış yapıyor. Bunu da tercih edenler için şimdiden haber vereyim istedim. Kendi karakterinizi yaratabilir ya da takımınızla başarıya koşmak için mücadele verebilirsiniz Amerikan futbolunda. Evet, bir diğer oyunumuz 7 Kasım'da Steam'de çıkış yapacak, Underground Garage. Bu oyun biraz iddialı geliyor. Piyasada görmüş görebileceğiniz en gerçekçi araba tamir oyunu, tuning oyunu olduklarını söylüyorlar. Burada kariyerimize başlıyoruz bir araba tamircisi olarak. Kendi arabalarımızı oluşturabiliyoruz, para kazanabiliyoruz, tamir edebiliyoruz. Kendi arabamızı da bir taraftan oluşturabiliyoruz. Yaptığımız arabayla beraber yükseltmeleri, modları, boyaması, stikerleri, her türlü şekil verebiliyoruz arabamıza. Hem iç dekor, hem dış dekor, hem iç yapılandırma, güçlendirme, her şeyi yaptıktan sonra bir de şehir içinde yarışma imkanı, arabayı kullanma imkanını bizlere sunuyor. Fanlarına duyurulur. 7 Kasım'da çıkış yapacak Underground Garage. Evet, Tower Factory. Tower Defense ile Factory'yi birleştirip Tower Factory oyunu görüyoruz. 7 Kasım'da çıkış yapacak. Hem oyunun içerisinde Tower Defense yapabiliyoruz, hem de kendi Factory'mizi inşa ediyoruz.
ve ekipman üretimi, malzeme, materyal üretimleriyle beraber bulunduğumuz bölgeyi zenginleştirip, çağı atlatıp bir tarafta ortamdan da gelen saldırıları püskürtmek için tower defense yapıyormuşuz. Değerlendirmeye alınabilir. Bu türün de çok sevenleri var. Sizlere bırakıyorum. Ben çıkışını haber veriyorum. 7 Kasım'da çıkıyor oyunumuz. Evet, Chicken Police Into the Hive. Bu oyunumuzun ilki 2020 yılında çıkmıştı. Bayağı bir fan kitlesi oluştu. Güzel bir çalışma söz konusu. Hem görsellik anlamında hem de oyunun böyle akıcılığı anlamında. Bu sefer de biraz daha karanlık bölgesi, Hive bölgesine adım atıyor kahramanımız ve buradaki bir dedektiflik soruşturmasını gerçekleştiriyor. Gerçek suçluyu bulabilmek için 30 farklı bölgenin soruşturmasını yapacağı bir güzel akıcı dedektiflik oyunu yapmışlar. İlk oyunun bayağı bir fan kitlesi oluşmuştu. Bunu da bekliyorlardı. 7 Kasım'da çıkış yapacak. Sizlere de hatırlatmış olduk. 7 Kasım bir simülatör daha, hem de Remastered serisi. God Simulator Remastered, keçi oyunumuz tekrardan bizlerle, geliştirilmiş grafik özellikleriyle, geliştirilmiş sürümleriyle beraber tüm DLC paketleri içerisinde şimdiye kadarki çıkmış en güncel God Simulator olarak tekrardan karşımıza çıkıyor. Oyunun yapımcıları iddialı, WASD kullanarak yaşayacağınız maceraların haddi hesabı yok diyorlar. Bu deneyimin ilki çıktığı zaman çok popülerdi. Tüm yayıncılar, streamerların oynadığı, keyifli anların dolu dolu çıktığı bir oyundu. Şimdi tekrardan yeni maceralarıyla karşımıza çıkacaklarını söylüyorlar. Oyunun çok daha güncel grafikleriyle çok daha eğlenceli olduğunu iddia ediyorlar. 7 Kasım'da oyunumuz çıkış yapılacak, God Simulator Remastered. Evet, aslında baktığımızda temel olarak beklenen, duyulmuş, en bilinen oyunların arasında Metro Awakening var. VR olarak karşımıza geliyor bu sefer. Ben daha önce VR deneyimi yaşamadım. Çünkü etrafımda VR deneyimini yaşayan kişilerin "Abi bulaşma, berbat, gelişmedi daha hazır değil." Katılıyorum da çoğuna. Maalesef sektörde VR'a verilen ilk baştaki bu yükseliş devam etmedi. Birkaç tane oyunla sınırlı kaldı. Ama Metro oyunu bu konuda biraz iddialı geldiğini söylüyor. Birçok yeni ve güzel deneyim yaşatacaklarını iddia ediyorlar. VR varsa elinizde şans vermelisiniz. Zaten her zaman bu tarzda oyunlar mevcut olmuyor, çıkmıyor. Metro Awakening VR'ı 7 Kasım'da erişiminize açılacak ve deneyimleme şansınız olacak. Hepinize izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Her hafta yeni oyunlarla çıkacak, o haftanın, gelecek haftanın çıkacak oyunlarıyla karşınızda olmaya devam edeceğim. Desteklerinizi bekliyorum. Like butonlarına basabilirsiniz. Yorumlarınızı tek tek değerlendiriyorum. Video içerik önerilerinizi bekliyorum. Hepinize keyifli oyunlar diliyorum. Bye bye.